buradaki amacımız sosyal sorumluluk bilincini geliştirme ve sokak hayvanlarının barınması ve kuşların barınması ile alakalı öğrencilerin bilinçlenmesi adına çalışmalarımızı bilinçlendirmek. Bu konuda 10 tane okulumuzda sokak hayvanları için barınak yapacağız. Ayrıca 20 tane kuş barınağı yapacağız. Bu kapsamda Ünye Belediye Başkanlığımız tarafından malzeme temini yapıldı. Ve Ünye Mehmet Necati Üdenli Meslek ve Teknoloji Dosyemiz tarafından da barınakların yapımı gerçekleştirilecek ve uygun yerlere yerleştirilecek. Ben imzalanacak olan bu protokolün hayırlar vesile olmasını diyor, saygılarımı sunuyorum. Ünye Kaymakamlığımızın riyasetinde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün de koordinesinde birlikte aynen üçlü protokol çerçevesinde nasıl daha önceden Ünye'de gerçekten biliyoruz ki çok da güzel bir katılımla kitap fuarını gerçekleştirdik, güzel bir sosyal projeye imza attıysak bugün Ünye'de de gene aynı şekilde sokak hayvanlarımızın sevgisini oluşturmak, ortak alanlarda yaşamın gerekliliğini, onların da varlığını hissettirmek ve çocuklarımıza sevdirmek adına Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği okulların bahçesinde onlara gerekli olan ortam ve şartları barınağa hazırlayarak onların da o alanlarda yerleştirilmesi sayesinde çocukların da sokak hayvanlarıyla birlikte yaşam alanları içerisinde nasıl yaşanabilirliği hem öğretmek hem onları sevdirerek daha güzel bir şekilde şehirde onlarla barışık bir şekilde yaşamanın alanını tesis etmek üzere birlikte bir yola çıktık. İlçemiz için bu sosyal projemiz inşallah hayırlara vesile olur. Ve aynı zamanda bunu da kendi meslek lisemizin öğrencilerinin ellerinden çıkacak barınaklarla yapacağız. Biz buna katkı veriyoruz. İnşallah güzel bir proje olacak. Şehrimizin diğer okullarına da bu 10 tane okuldan sonra inşallah öbürlerine de yayılmasına vesile olacağız. Bugüne kadar yerel yönetimler ve merkezi yönetim arasında hükümetimizin politikaları ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları çerçevesinde birçok projeyi imzalayarak hayata geçirdik. Tabii projelerde istatistikten, sayılardan daha ziyade projelerin ihtiyaçtan hasıl olması, ihtiyaçları karşılaması, sahiplenilmesi ve neticelerinin de somut olarak ortaya çıkması projenin önemini, projenin anlamını ortaya koyuyor. Yani proje yapmak için proje yapmak değil, bir ihtiyaca binaen proje yaptığınız zaman hem o projeden amaç, maksat hasıl oluyor, hem de vatandaş bunu hissediyor. Bu anlamda Ünye Belediye'miz gerçekten sosyal sorumluluk projelerinde yapılması gereken iş ve işlemlerde başta Belediye Başkanı Hüseyin Havuz olmak üzere yoğun bir desteğini, ilgisini, gayretini görüyoruz. Biz kendilerine basın durumunda teşekkür ediyoruz. Yine ilçe Milli Eğitim Müdürümüz, Milli Eğitim Bakanlığımızın politikaları, Milli Eğitim politikalarımız çerçevesinde yapılması gerekenleri yerel dinamiklerle işbirliği içerisinde hayata geçirme konusunda somut, ayağı yere basan projeleri yapıp uyguluyorlar. Bizler de kaymakamlık olarak bu projelerimizin gerek yapılmasında, gerek uygulanmasında, gerek netice almasında elimizden gelen gayreti destekliyor ve yanında olduğumuzu her türlü şekilde ortaya koymaya çalışıyoruz. Bugün hayata geçireceğimiz, imzalayacağımız proje hem ülkemizde son zamanlarda çok çok gündeme gelen sokak hayvanlarının korunması, sahiplenilmesi, onlara toplumla kent hayatı içerisinde insanlarla beraber barışık bir şekilde yaşanmasına imkan verecek bir proje, buna katkı sağlayacak bir proje. Aynı zamanda Milli Eğitim Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız okullarımızda çocuklara hayvan sevgisini kazandırmak, hayvanları korumak ve besleme noktasında proje geliştirilmesi noktasında bizlere bir politika, bir hedef öngörmüş durumda. O politikayı, hedefi de hayata geçirecek bir adım, bir merhale olacak bir proje. Valiliğimize yine ilgili kurullarda alınan kararlarda da bu tip projelerin yapılması ve hayata geçirilmesi konusunda
bizlere tavsiyelerde bulunuyor, talimatları var. Yani bu proje hem hedeflerimiz noktasına bizi götürecek anlamlı bir proje, hem de yerelde de çokça ihtiyaç duyduğumuz konulara, sorunların çözümüne katkı sağlayacak bir proje. Tabii bu projenin yerel imkanlarla Endüstri Meslek Lisemizin öğrencileri tarafından karşılığı olması da ayrı bir önem arz ediyor. Meslek liselerimizde meslek pratiklerini geliştirecek bir şekilde az bir bütçeyle çarpan etkisi çok olacak ve sahiplenilme konusunda da katkı sağlayacak bir şekilde bu projenin hayata geçirmesi de son derece önemli ve bunu anlamlı buluyorum. Ben projenin hazırlanmasında, hayata geçmesinde ve bundan sonra uygulanmasında emeği geçecek İlçe Milliyetin Müdürlüğümüz, okul müdürümüz, öğrencilerimiz ve değerli belediyemiz ve belediye başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Projenin hayata geçirilmesi ve kamuoyuna duyurulması konusunda da her zaman duyarlı projelerin yanında olan ünye basınımıza da şükranlarımızı sunuyor. İnşallah projemizin başta ilçemiz, milliyetim camiamız, yerel halkımız olmak üzere ülkemize hayırlı uğurlu olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Başka Doğru haber için burada kalmaya devam edin.